Brookhaven şehrinin tam ortasında şirin mi şirin bir ev vardı. Ama akıllarda tek bir soru, bu şirin evde kimler yaşıyordu? E hadi öyleyse, madem merak ediyoruz, gelin içeri girelim. Bakalım bu evde kimler yaşıyormuş. Ve işte karşınızda evin babası, Danilo Şef. Arkadaşlar merhaba, evime hepiniz hoş geldiniz. Hadi Danilo Şef, bize birazcık kendinden bahset. Tamamdır öyleyse. Benim adım Danilo. Adımdan da anlaşıldığı üzere ben bir şefim. En sevdiğim şey yemek yapmak. Peki o zaman Danilo Şef, verdiğim bilgiler için teşekkürler. Hadi şimdi evin annesine geçelim. Ve işte bu da karşınızda bu tatlı evin annesi. Merhaba. Merhaba, evimize hoş geldiniz. Ben bu evin annesiyim. Adım Fatma, bana Fatma Şef diyebilirsiniz. Kocam Danilo ile beraber yıllardır yemek yaparız. Kendini tanıttığın için çok teşekkürler Fatma Şef. Hadi bir de evin küçük kız çocuğuna geçelim. Selam ufaklık, ne kadar da tatlıymışsın sen öyle. Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Benim adım Ecin. Babam Danilo Şef, annem Fatma Şef'e yardım edeyim yemek yapmalarında. Ben de büyüyünce şef olacağım. Bu gerçekten harika. Eminim sen de büyüyünce annem ve baban kadar başarılı bir şef olursun. Teşekkür edeyim. Ve işte bu da karşınızda aşçı ailesi. Evet millet, tamam, bu kadar gevezelik yeter, şimdi çalışma zamanı. Bugün ne yapacağız babacığım? Bugün yapacağımız çok işimiz var kızım, hadi gelin aşağı iniyoruz. Hadi anneciğim gideyim. Hadi bakayım sizi tembeller, daha hızlı olun. Ecin kızım, çabuk paşpaşal ve yerleri temizlemeye başla. Tamam değil babacığım, sen nasıl istersen. Kağıcığım, sen de ocaklayı çalıştırıyor musun? Tabii ki hayatım, hemen çalıştırıyorum. Ailemle beraber çalışmaya bayılıyorum. Ben de bir an önce işe koyulsam iyi olacak. Ben bu şehirdeki en yetenekli aşçıyım. Yaptığım leziz yemekleri müşterilerin başka hiçbir yerde bulamaz. Ve bu da işte karşınızda Mavi. Bizim Mavi yani, bildiğiniz Mavi. Onu birkaç kelimeyle tanımlayacak olursak, yaramaz, çok yaramaz, çok yaramaz. Hey Mustafa, ne haber? İyiyim Mavi, senden ne haber? İyiydim, seni gördüm daha kötü oldum. Nasıl yani, ben hiçbir şey anlamadım, ne oldu ki? Mustafa mıstık şaplığa bastı, al sana. Hey, bunu neden yaptın, ne yaptığını sanıyorsun sen? Bunu neden yaptın, ne yaptığını sanıyorsun sen? Yeter artık, bıktım senin boy hareketlerinden ya. Her gün benim senden çektiğim ne böyle ya? Tamam Mustafa, düşündüm de sana haksızlık ediyorum, barışalım mı? Tamam olur, barışalım, bir daha kavga etmeyelim. İşte bu, o zaman gel seni bir öpeyim, al. Yine kandırdın beni, gel lan buraya. Musti beni yakalayamaz ki. Gerçekten bıktım artık şu Mavi denen veletten. Her gün sorun çıkartıyor. Keşke biri gelse de alsa şu çocuğu. Kimse almıyor ki, kaldı elimizde. Ama benim de daha fazla tahammülüm kalmadı. Gidip şimdi dağıttığı yerleri toplayacağım. Neredesin Mavi, göremiyorum. Çık ortaya hadi, delikanlıysan çık. Şuna da bak, her yerde beni arıyor, bulamıyor. Oğlum seni bir elime geçirsem var ya, göreceksin sen. Bıktım senden, yeter. Mustafa mıstık kafasına vurduk, parasını aldık. Heh, işte oradasın, gel buraya. Kaçın. Sonunda bu taraftaki işlerimi bitirdim. Bir de gidip bizimkilere bakayım, ne yapıyorlar. Ecin kızım, ne yaptın, bitirebildin mi dükkanı süpürmeyi? Hayır baba, henüz bitmedi ama ben çok yoruldum. Her gün aynı şeyi yapmaktan. Bu dükkan çok büyük. Haklısın kızım, haklısın, biliyorum. Ama bu yaşı bizim dükkanımız. Ne yapabiliriz ki, yapmak zorundayız. Ben de çok yoruldum. Biliyorum baba, biliyorum. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben temizlemeye devam edeyim en iyisi. Çalış kızım, çalış. Ben gidip bir de annene bakayım. Fatma ne yaptın? Rafları dizmeyi bitirebildin mi? Bitti sayılır ama ben de bittim. Danilo bak, tamam, burası bizim iş yerimiz. Burası bizim için çok önemli ama çok yoruyoruz kendimizi. Böyle olmaz. Daha fazla kaldıracak gücümüz kalmadı. Şu halimize bir bak. Evet kağıcım, haklısın. Ama ne yapacağız inan, ben de bilmiyorum. Dükkanı kapatamayız. Aşçılık bizim mesleğimiz. Evet tabii ki kapatmaktan bahsedemiyorum. Ama en azından kendimize bir yardımcı alabiliriz. Oo mamma mia mamma mia, bunu asla kabul edemem. Neden kabul edemezsin Danilo, niye? Oo Fatma, sadece birazcık hava almak istiyorum. Bunları hiç duymamış olmak isterdim. Dur Danilo, nereye gidiyorsun, ne dedim ben? Bak Fatma, anlamadığın şey şu. Bu yaşı bizim aile dükkanımız. Dışarıdan birini alamayız. Dışarıdan birini alamayız diyorsun ama bizi acımıyorsan şu kızımızı acı bari. Halini görmüyor musun? Her gün saatlerce çalışıyor yavrum. Oh mamma mia, benim küçük kızım. Ecinim, çok mu yoruluyorsun sen? Evet Danilocum, bunu küçük kızımıza yapamayız. Bu yaşta çok fazla sorumluluk veriyoruz ona. Ama hayatım, benim tek istediğim onun da büyüdüğünde en az babası kadar başarılı bir şef olmasını sağlayabilmek. Biliyorum biliyorum. Ecin bu işte gayet yetenekli. Sadece yaşı daha çok küçük. Birazcık daha zaman vermeliyiz ona.
Seni gerçekten çok iyi anlıyorum Fatma. Bak, spaget diyeceğine yemin edeyim ki benim tek düşündüğüm şey kızımın geleceği ve mutluluğu. Hiçbir şey bundan daha önemli değildi. Biliyorum Danilo, biliyorum. Bana açıklama yapmana gerek yok bu konuda. Hadi o zaman gel. Bunu hep beraber içeride konuşalım. Bakalım nasıl bir çözüme yetebiliriz. Gel. Ecrin kızım, sen de bir şey konuşmamız lazım. Efendim anne, efendim baba, ne oldu? Daha yapacak iş mi var? Ben çok yoruldum ama. Hayır kızım, nein nein, daha iş yok. Bak, biz babamla düşündük, taşındık ve bu yaşta senin üzerine çok fazla sorumluluk verdiğimizin farkına vardık ve bu durum bizi rahatsız etti. Ama ne yapabiliriz ki? Bu dükkan bizim ailemizin dükkanı ve bu da sadece 3 kişiyiz. Benim de size yardımcı olmam lazım. Elimden ne geldiyse yapayım. Biliyorum Ecrin'im, babasının aşlan kızı. Her türlü desteğini arkamızda hissediyoruz zaten. Keşke bir tane daha kardeşim olsaydı, onunla beraber çalışırdık. Hem böylelikle daha az yorulmuş olurdum ben de. Ecrin sen bir dahisin. Nasıl yani Fatma, bir tane daha mı çocuk yapacağız? Hayır Danilo, tabii ki de. Nasıl olacak ya o zaman? Evlatlık edineceğiz. Doğuya tabii evlatlık edinebiliriz. Ecrin kızım, sen gerçekten bir dahisin. Şimdi benim mini kardeşim bu. Hadi öyleyse ne bekliyoruz? Siz dükkanı toparlayıp kapatın. Ben de arabayı hazırlıyorum. Dükkanın önünde buluşuruz. Hadi annenim, çabuk olalım. Bir anda karar verdik. Umarım pişman olmayız. Hadi bakalım. Umarım çalışkan bir çocuk seçeyiz. Böylelikle üstümüzden büyük büyük alınmış olur. Hadi millet, ben hazırım. Çıkın. Hadi anne gel, babamı daha fazla bekletmeyelim. Kızım ben ışıkları kapatıyorum. Sen de tabelayı indir hadi. Tamamdır, ışıklar kapandı. Tamamdır anne, ben de kapatıyorum bunu. İşte oldu. Fatma, Ecin, çabuk olun diyorum. Ay tamam, geldik, dur. Işıkları kapattınız değil mi? Tabelayı da indirdiniz. İnsanlar gelince kapalı olduğunu anlasınlar. Yaptık yaptık, merak etme, hadi gidelim. Tamamdır millet, sıkı tutun, işte gidiyoruz. Oley, kardeşim olacağım. Yukarı kata çıkın, Musti'den saklanabilirim. Bu Musti kesin beni burada 2 saat bulamaz. Mavi gel buraya, sonuçta kadar benden kaçamazsın. Hocam merhaba, Mavi'yi gördünüz mü hiç buralarda? Ne bileyim yavrum, ortalığı temizliyorum, görmüyor musun ya? Dolanıyordu buralarda bir yerlerde. Tamam hocam, şahalım. Mavi neredesin, çık ortaya. Ay vallahi bıktım şu çocuklardan ya. Ne baş edilmez şeyler bunlar. Tamam sakin ol, bunlar olur çocuk bunlar. Sakin ol. Mavi neredesin oğlum, bu yerlerde bir yerde olduğunu biliyorum. Çıksana ortaya. Hala beni arıyor, şuna bak. Musti çocuk, güzel çocuk da. Onunla uğraşmayı seviyorum. Ne yapayım, canım sıkılıyor. Çık diyorum sana, diyorum. Çıksana ortaya lan, çıksana. Hay Allah'ım, Mustafa niye bağırıyor sabahtan beri? Mustafa ne yapıyorsun sen? Mavi'yi arıyorum hocam, halletmemiz gereken bir mesele var. Ne meselesi ya, ne meselesi? Kan davası mı? Kaç yaşındasınız siz ya? Ne meseleniz olabilir? Şaplak davası hocam. Şaplak davası mı? O da ne? Her gün benim kafama şaplak atıyor ya, bıktım ya. Olamaz, beni öğretmene şikayet ediyor. Olaya müdahale etmem lazım. Hey Musti, bak işte buradayım. Öğretmeni ağlamayı kes. Gel bu meseleyi kendi aramızda halledelim ha. Neredesin, göremiyorum. Yukarı bak, yukarı, yukarıdayım. Mavi ne işin var bakayım senin yukarıda? İn hemen aşağı, bu çok tehlikeli, in diyorum. Tamamdır hocam, siz inlersiniz de benim benliğim, kırar mıyım sizi? Hocam siz geldiğince ben hemen geleyim dedim, o yüzden atladım. Ama birazcık yanlış oldu sanırım. Senden nefret ediyorum Mavi, nefret ediyorum. Gel lan buraya, şimdi yedim seni. Kaçın! İşte evlat edinme yurduna yakınlaştık sayılı. Birazdan yeni çocuğumuzu seçeceğiz. Umarım gerçekten çalışkan bir çocuk seçeriz. Hadi atlayın bakalım, geldik. Ay ben gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştık. Emin misin karıcığım? Yapmıştık ya. Sadece şaka yapıyordum benim canım kızım. Sen tabii ki de evlatlık değilsin. Bunu duyduğuma sevindim. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Hadi o zaman gelin, bu kadar şaka yeter. İçeri geçelim, işimize bakalım. Ecin gel canım kızım. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Biz düşündük, taşındık ve evlatlık bir çocuk almaya karar verdik. Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki beyefendi, tabii ki yardımcı olabilirim. İşte aradığım fırsat bu. Mavi'yi bu aileye vererek Mavi'den kurtulabilirim. Bu fırsatı iyi değerlendirmem gerekiyor. Acaba sakıncası yoksa hangi çocuklar var, görebilir miyiz? Tabii görebilirsiniz ama çocuklar şu an burada yok. Sanırım dışarıda oyun oynuyorlar, gelirler birazdan. Tamamdır o zaman, burada bekleyebiliriz. Ama öncelikli olarak aradığımız birkaç özellik var. Çocuklar bu kritere uygunsa onları seçebiliriz. Aradığımız kriterler tam olarak nelerdir beyefendi? Haha işte durun anlatayım. Öncelikle evlat edineceğimiz çocukta sahip olması gereken en önemli özellik, bir spagetti kadar çalışkan olmalı. Spagetti kadar çalışkan olmak, evet evet anlıyorum. Başka? Kremalı pasta kadar leziz gözükmeli. Tabii çok haklısınız. Başka?
yetişe kadar pürüzsüz olmalı. Bu anlattıklarının hiçbiri bizim Mavi'nin kriterlerine uymuyor ama olsun. Mavi'yi onlara kakalamalıyım. Bakın gerçekten çok şaşıracaksınız ama elimde tam sizin kriterlerinize uygun bir çocuk var. Bunu kaçırmayın. Bu gerçekten harika bir haber. O çocuk bir an önce gelse iyi olur. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Musti beni yakalayamaz ki. Buraya gel dedim, buraya gel. Hop bak bakayım orada mıyım. Bu çocuk gerçekten beni çıldırtıyor. Heh işte bakın çocuklar da orada. Ben gideyim de çağırayım onları. Mavi buraya gel. Gelemem hocam, gelemem, kusura bakmayın. Gelsene evladım. Aa niye gelmiyorsun? Gel diyorum sana. Hayır hayır gelemem. Burada kalmak istiyorum. Hem de sonsuza kadar. Dur yapma, ne yapıyorsun? Aşağı düşüp bir taraflarını kıracaksın. Delikanlıyı sen aşağı düşüp bir taraflarını kırarsın lan. Aa kimse benim delikanlılığımı sorgulamasın. Atlayıp kırarım bakın. Allah Allah, çocuk neden hala gelmedi? Bir sıkıntı mı oldu acaba? Gidip bakacak mı? Hadi gelin gidip bakalım. Yeni kardeşimi görmek için şabaşırlanıyorum. Öğretmen hanım, soğuma sahiptir. Dışarıdan bağırma sesleri geliyordu. Bir sıkıntı mı var diye kontrol etmeye geldim. Yok efendim, ne sorunu? Bu çok akıllı bir çocuk, sorun falan çıkarmaz. Atla, 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 yuuu. Bakın atlıyorum, bakın az kaldı, ucuna geldim, atlıyorum. Bize söylediğiniz çocuk bu değil değil mi? Tabii ki de o, evet o. Nein nein, öğretmen hanım, bize haylaz çocuk lazım değil, bize çalışkan çocuk lazım. Ya bakın Mavi normalde çok uslu bir çocuktur, şu an niye böyle yapıyor bilmiyorum, gerçekten. Öğretmenim, bu aşağıdaki şişko patates yarım kilo domates de kim böyle? Baba sana şişko patates dedi bu çocuk, çok komik. Bu ne cüvet, sen kimle konuştuğunu biliyor musun? Ben Danilo şefim, Brokovin şehrinde kendi yaşlıyım. Olaylara müdahale etmezsen Mavi'yi almaktan vazgeçecekler. Ve Mavi sonsuza kadar benimle beraber kalacak, bu olamaz. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Bekleyin bir saniye, geliyorum. Hey çocuklar, büyümeyi kesin artık, komik değil size diyorum. İşte bu Mavi'yi aşağıya indirir. Mavi bak burada ne var. Haa bir dakika, ben mi yanlış görüyorum yoksa öğretmenin elinde baharatlı cips mi var? Tabii ya, baharatlı cips. Hem de açılmamış, full paket. Eğer aşağıya sakince inersen bunu sana vereceğim. Ne dersin? Ne mi derim? Allah derim, geliyorum hemen. Evet geldim, sakıncası yoksa cipsimi alabilir miyim? Tabii buyur al. Kolaydı. Oh nein nein, bu çocuk cips yiyor. O kadar leziz spagettiler, pizzalar varken cips yemek de nedir böyle? Bu çocuk kesinlikle bizim ailemizin bir üyesi olamaz. Bir dakika bir dakika, orada dur bakalım. Az önce ben mi yanlış duydum? Yoksa sen baharatlı cipse laf mı ettin? Ettim tabii. Ne olacak? Aslında neden cipslere laf ettiğini anlamış değilim. Sonuçta cipslerin ham maddesi patates. Ve sen de kocaman şişko bir patatessin. Yani demek istediğim, o laf ettiğim beğenmediğin cipsler var ya. Ha işte onların atası sensin. Yeter yeter, daha fazla konuşma. Durum daha kötüye gidiyor, bir şeyler yapmam lazım. Bakın efendim, ben size Mavi'nin gerçekten çok pratik zekalı olduğunu söylemiştim. Size de böyle biri lazım değil miydi? Nein nein, benim kastettiğim şey böyle bir şey değildi. Bu çocuk fazla şımarık. Ama baba, ben bu çocuğu çok sevdim. Benim abim olsun, lütfen lütfen. Hadi ama Danilo, alt tarafı çocuk işte, olur böyle şeyler. Hem ergenlik döneminde, çok normal. Birazcık alttan alabiliriz bence. Bu çocuk kesinlikle bizim ailemize çok yakışacak. Ben şişko bir patatesim. Hay Allah'ım yarabbim, gökten akıl yağsa Mavi şemsiye açar. Aslına bakacak olursanız evet, çocuğun gerçekten belli seviyede zekası var. Eğer onun bu zekasını kullanabilirsek ve onu geliştirebilirsek gerçekten çok işimize yarar. Evet işte ben de tam olarak ondan bahsediyorum. Hadi yeni çocuğumuzu alıp eve dönelim ve çalışmaya başlayalım. Yeterince zaman kaybettik bile. Tamamdır öyleyse hocam, biz bir çocuğu istiyoruz. Yardımlarınız için teşekkürler. Ay inanmıyorum, gerçekten mi? Seçiyor musunuz, alıyor musunuz bunu sonunda? Evet hocam, biz kağıdımızı verdik ve bu yardımlarınızdan dolayı size minnettarız. Ne zaman isterseniz bizim dükkanımıza gelip yemek yiyebilirsiniz, hepsi bizden. Ha ne yemeği ne yemeği, kadınlar ne görmüyor musunuz? Kocaman bir balinaya dönmüş, hala yemek yiyorsunuz. Umarım bir daha elime düşmezsin Mavi, umarım. Hadi öyleyse millet, kayın, eve dönüyoruz. Allah kurtarsın Musti. İşte Mustafa, sonunda beklediğimiz gün geldi, Mavi'den kurtulduk. Artık kimse benim kafama şaplak atamayacak. Hadi millet, çalışma zamanı. Tabi tabi kesinlikle. Ben zaten her zaman çok çalışırım. İşte geldik, atlayın bakalım. Hadi ama ilk günden dükkana mı geldik gerçekten, eve gideceğiz sanıyordum. Burası zaten bizim evimiz. Böyle ev mi olur, şuna bak. Tam olarak öyle değil, bunun yukarı katı da var. Yukarı kat bizim evimiz. Hedrin kızım, sen istersen yeni abine yukarı katı göster. Gel bakalım abicim. Hadi bakalım, nereye gidiyoruz? İşte bu yaşta bizim dükkanımızın üstü. Yani evimiz, tatlı anlaşan. Gerçekten bu kadar mı yani? Burada iki tane oda var, benim odam bile yok. Nerede uyuyacağım ben, bunları düşünmediniz mi? Düşündük tabi düşündük, düşünmez olur muyuz? Hem de sana iki tane yatak verdik. Hangisini istersen onda yatarsın. Gerçekten çok düşüncelisiniz, pardon. Neresi, burası mı? Ha
Hayır, o yaşı değil. O yaşı annemle babamın odası. Heh, tabii ya. Tamam. Şimdi buldum. Kesin burası değil mi burası? Dostum, bu oda gerçekten harika. Bu odayı bana verdiğiniz için teşekkürler. Hayır, o yaşı değil. O yaşı benim odam. İyi de başka oda kalmadı ki. Benim odam nerede o zaman? Gel bak, hemen burada. Hemen burada derken benim görmediğim başka bir oda daha mı var? Dada, işte bu yaşı. Bu bütün oda senin. İki tane yatağın var. Bir koltuk burada, bir koltuk da burada. Hangisini istersen onda yatarsın. Evet, anlıyorum. Bu gerçekten harika. Çok düşüncelisiniz. Evin en büyük odasını bana vermişsiniz. Şuna bak ya. Önemli değil. Teşekkür etmene gerek yok. Hadi şimdi aşağı gidelim. Babam çok kızacak, yoksa boş yapıyor iş diye. Aa, nasıl yani? Bir insan niye başkasına boş yapıyor diye kızar ki? Benim hayat felsefem boş yapmak üzerine kurulmuş. Ha, neyse, bekle, geliyorum. Çocuklar, nerede kaldınız? Aşağı insenize. Yukarıda yeterince vakit kaybettiniz. Geliyoruz baba. Tamamdır. Herkes burada olduğuna göre çalışmaya başlayabiliriz. Ama Mavi, öncelikle sana sormam gereken birkaç soru var. Senin gizli yeteneklerini öğrenmemiz gerekiyor. Gizli yeteneklerim mi, vay canına? O kadar gizliymiş ki bunca zaman ben bile öğrenememişim. Neymiş benim gizli yeteneklerim? O zaman öncelikle sana birkaç soru soralım. Böylelikle gizli yeteneklerini açığa çıkarabiliriz. Bana şunun cevabını verir misin? Yemek yapmakla ilgili en iyi olduğun alan ne? Dur bir düşüneyim. Yemek yapmakla ilgili en iyi olduğum alan. İşte buldum. Yemekleri yemek. Çok güzel yemek yerim gerçekten. Oh, nine. Ondan bahsetmiyorum. Yediklerimi bir güzel çıkarırım da. Seni pis çocuk, cıvıklaşma. Bu da ciddi bir iş yapıyoruz. Sorduklarıma cevap ver sadece. Danilo dur, sakin ol. Bunu bir şekilde halledemeyiz. Bence gizli yeteneklerini o da bilmiyor. Ufak bir yarışma yapabiliriz. Hem bize kaynaşmış olur, ne dersin? Doğru söylüyorsun Fatmacığım. Ufak bir yetenek yarışması yaparak Mavi'nin gizli özelliklerini ortaya çıkarabiliriz. Oley, yetenek yarışmalarını çok severim. Hadi yapalım lütfen. Ha, vay canına, yetenek yarışması mı dediniz? Yetenek yarışmalarına bayılırım. Bu harika. Hadi başlayalım o zaman. Ama sakıncası yoksa başlamadan önce ufak bir soru sormak istiyorum. Tabii ki Eva, sorabilirsin. Sor hadi. Yetenek yarışması ne demek? Aa, işte daha yetenek yarışmasının ne olduğunu bilmiyor. Tamam Danilo, bu sorun değil, ben açıklarım ona. Ben yani biliyorum tabii yetenek yarışmasını canım, biliyorum ama birazcık biliyorum yani, açıklarsanız daha iyi olur. Dinle beni Mavi, açıklıyorum. Yetenek yarışması şu demek. Danilo üçümüze de yemek yapmamızı söyleyecek ve kısıtlı zaman içinde bizim o yemekleri yapmamız lazım. Sormasa ayıptır, yapmazsak ne olacak? Nine, yapmazsak diye bir şey yok, yapacaksınız. Hadi başlayalım artık lütfen, ben çok sabırsızlanıyorum, başlayalım. O zaman 3, 2, 1, başlayın. Bir dakikanız var. Yapabildiğiniz en güzel yemeği yapın. Heh, bir dakika mı? Ben çoktan başladım bile, çok güzel bir yemek yapacağım. Benim de aklımda çok güzel bir fikir var. Mavi, bahşişana geç kalacaksın. Neyi bekliyorsun? Bir dakikada ne yapabilirim ki? 45 saniyen kaldı, hadi. Tamam. Hadi bakalım benim muhteşem ailem. Gösterin bana hünerlerinizi. Benim yapmayı bildiğim bir yemek yok ki, ne yapacağım ben? Tamamdır, süreniz bitti. Çekin ellerinizi tabaklardan. Şimdi sırayla bana ne yaptığınızı gösterin. Fatma, önce sen göster bakalım. Tamam, getiriyorum. Ben kremalı pasta yaptım. Vay canına Fatma, bu gerçekten inanılmaz. Seni tebrik ediyorum. Edirin kızım, şimdi sıra sende. Göster bakayım babacığına ne yaptığını. Oh, mamma mia, mamma mia. Benim minik meleğimin yaptığı şeye de bir bakın. Leziz. Teşekkürler babacığım. Mavi, oğlum şimdi sen sende. Göster bakalım bize ne yaptığını. Ben göstermesem olur mu? Nine, olmaz. Göstermek zorundasın. Yarışmanın kuralı bu. Peki o zaman bunu siz istediniz, işte bunu yaptım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dolapta buldun elmayı mı getirdin ben yaptım diye? Nam, ama tadı çok güzel, bakmak ister misin? Anlaşılan seninle daha çok işimiz var Mavi. Sana öğretmemiz gereken bir sürü şey olduğunu gördüm. Hadi ama şunların yaptıklarına da bir bak. Ben sizinle nasıl rekabet edeceğim? Bu haksızlık olurdu. Sanırım haklısın. Olsun. Senin gizli yeteneğini de görmüş olduk böylelikle. Gerçekten mi? Neymiş benim gizli yeteneğim? Hiçbir yeteneğinin olmaması. Hadi ama. Ne yani? Benim burada yapacak bir işim yok mu? Öyleyse niye buraya geldin? Benim de yapacak bir işim olmalı. Ben senin yapabileceğin bir iş biliyorum abicim. Gel benimle. Adamsın Ecrin, biliyordum. Hadi gel. Hadi ama. Gerçekten mi?